Whose sentence is not correct? Kimin cümlesi doğru değildir? Stalin, what do you know about internet safety rules? İnternet güvenlik kuralları hakkında neler biliyorsunuz? Boris cevap vermiş. We shouldn't agree to meet our online friends. Biz çevrim içi arkadaşlarımızla buluşmayı kabul etmemeliyiz. Doğru söylemiş. Dikkat alalım. Jared, we should keep our passwords secret except from our family members. Biz aile üyelerimiz hariç şifrelerimizi kendimize saklamalıyız. Yani sır olarak saklamalıyız. Doğru. Harris, before downloading a file, bir dosya indirmeden önce we should check it with an adult. Bir yetişkinle onu kontrol etmeliyiz. Doğru. Valerie, we should share our address with strangers. Valerie demiş ki, biz adresimizi yabancılarla paylaşmalıyız. Yanlış bir şey söylemiş. Bizim de aradığımız hangisi doğru değildir de. Yani cevap Denizli Valerie. Which of the following completes the conversation? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar? Linda bir şeyler sormuş, Meri de cevap vermiş. Çoğunlukla yemek ve sağlık. Çoğunlukla yemek ve sağlık. Bakalım, Washington'dan başlayalım. Does your sister follow any blogger? Senin kız kardeşin hiç blogger takip eder mi? Evet, takip eder ya da takip etmez. B şıkkı yanlış, karaladık. Who uses internet in your family most? Ailende en çok interneti kim kullanır? Çoğunlukla yemek ve sağlık. Karaladık. How many hours do you spend on the internet? İnternette günde kaç saat, internette kaç saat geçirirsin? Burada da hani saatle alakalı bir şey vermediği için yanlış. What kind of websites does your mother follow? Senin annen hangi tür web sitelerini takip eder? Çoğunlukla yemek ve sağlık. Cevap A. Which of the following completes the conversation? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar? Grandmother, büyükannemiz varmış. Grandson, torunumuz varmış. Grandmother, hi sweetie, selam tatlım. How are you? Nasılsın? Torun, I'm fine grandma, you, ben iyiyim, sen nasılsın? Fine thanks, teşekkürler. I miss you a lot, seni çok özledim. Grandson, I miss you too, ben de seni özledim. We are coming at the weekend, hafta sonu geliyoruz. Grandmother, yes I know, evet biliyorum. Your grandpa wants to talk to you too, büyük baban da seninle konuşmak istiyor. Şimdi bakalım diyaloğun boşluğundaki kısmına ne gelmiş olabilir. Şıklara inelim. Your grandpa is not available now. Senin büyük baban şu an müsait değil. Yani altında da büyük baban seninle konuşmak istiyor diyordu. B'yi karaladık. It's a bad line. Kötü hat. Call me again please. Beni tekrar ara lütfen. Büyük baban konuşmak istiyor diyor. Bu da olmadı. He will get back to you as soon as possible. Mümkün olduğunca kısa sürede sana geri dönüş yapacak. Büyük babanla konuşmak istiyor diyor. Bu da olmadı. Hold on a second please. Bir saniye bekle. Your grandpa wants to talk to you too. Büyük baban da seninle konuşmak istiyor. Cevabımız C. The chart below shows Emily and Jesse's likes. Aşağıdaki tablo Emily ve Jesse'nin sevdiği şeyleri göstermektedir. They want to attend a course after school together. Onlar okuldan sonra birlikte bir kursa katılmak istemektedirler. Which of the following is appropriate for both of them? Aşağıdakilerden hangisi onların ikisi için de uygundur? Emily listening to music. Bunu karşılayan bir şey yok Jesse tarafında. Listening to music, müzikle alakalı olan değilmiş. Watching a play. Bir oyunu izlemek, tiyatroya gitmek gibi bir şey. Onu da karşılayan bir şey yok. Playing team sport. Takım oyunları oynamak. Playing basketball. Basketbol oynamak. Basketbol da bir takım oyunu. Bunların ikisini yapabileceği 5 şıkkı. Almost 50% of the population of America. Amerika'nın nüfusunun neredeyse %50'si. Yani neredeyse yarısı. Bununla alakalı bir şeyler bulacağız yukarıda. Bakalım. Smartphones have radically changed people's lives. According to statistics, istatistiklere göre almost half of the population of the USA. Amerika nüfusunun neredeyse yarısı owns a smartphone. Bir cep telefonuna sahiptir. Yani %50'si neymiş? Bir cep telefonuna sahiptir. Cevap A. The survey shows that, araştırma gösterir ki, smartphones have changed only young people's lives. Akıllı telefonlar sadece genç insanların hayatlarını değiştirdi. Radical change people's life. Burada insanların hayatını değiştirdiğinden bahsediyor. Yani genç insanlarla alakalı bir şey demiyor. A yanlış.
Everyone in the USA has a smartphone. Amerika'daki herkes akıllı telefona sahiptir. Bakalım. Burada almost half of the population of the USA owns a smartphone. Nüfusun nerede yarısı diyor. Neredeyse yarısı diyor. Ama burada Amerika'daki herkes dediği için yanlış. Smartphones are unpopular in the USA. Cep telefonları Amerika'da popüler değildir. Ama %50 sahip nüfusun neredeyse %50 sahipti. Yani popüler bir şey. C'yi de karaladık. People check their smartphones too often. İnsanlar akıl telefonlarını çok sık kontrol ederler. An individual checks his or her smartphone every 6.5 minutes. Yetişkin birisi cep telefonunu her 6,5 dakikada bir kontrol eder. Yani çok sık bir şekilde kontrol eder. Cevap D. Which kitchen tool do you need to cook anchovies? Hamsi pişirmek için hangi mutfak aletine ihtiyacın vardır? Pour some oil into pan. Neye ihtiyacımız varmış? Tavaya ihtiyacımız varmış. Cevap B. What do we do to dry anchovies after cleaning them? Hamsileri yıkadıktan sonra, temizledikten sonra kurumaları için ne yaparız? After cleaning the anchovies, hamsileri temizledikten sonra place them on a paper towel. Onları bir kağıt havlu üzerine koy. Kağıt havlu üzerine koyacakmışız. Bakalım. We fry one side until they become golden brown. Onlar altın kahverengi haline gelinceye kadar bir tarafı pişiririz. Kurulamakla alakalı bir şey yok. We cook the other side. Diğer tarafı pişiririz. Kurulamakla alakalı bir şey yok. We mix corn flour and salt. Biz mısır unu ve tuzu karıştırırız. Kurulamakla alakalı bir şey yok. We put them on a paper towel. Onları kağıt havlu üzerine koyarız. Aynı cevabı verdi. Cevap D. Which option shows Linda's favorite activity according to text above? Yukarıdaki metne göre hangisi Linda'nın favori aktivitesidir? Bakalım. Linda is a sociable girl. Linda sosyal bir kızdır. He likes hanging out with her friends at the weekends. Hafta sonları arkadaşlarıyla takılmayı sever. She eats out with them. Onlarla birlikte dışarıda yer. They go to cinema. Onlar sinemaya giderler. And ride their bikes together. Birlikte bisiklet sürerler. But she likes playing guitar and singing songs with them most. Ama o en çok onlarla birlikte gitar çalıp şarkı söylemeyi sever. Hangisi favorisi oluyor bu durumda? Gitar çalıp şarkı söylemek. B. Which reader has a negative opinion? Hangi okuyucu negatif bir fikre sahiptir, olumsuz bir fikre sahiptir? Bakalım. I think this book was magnificent. Bence bu kitap harikaydı. This makes me feel better and relaxed. Bu beni rahatlatıyor ve daha iyi hissettiriyor. Annie güzel şeyler yazmış. Geçelim. You are my favorite author. Sen benim favori yazarımsın. And to me, your all books are impressive. Ve bana göre senin bütün kitapların çok etkileyici. Mandy de güzel şeyler söylemiş. Tina'ya geçelim. I am fond of your stories. Senin hikayelerine bayılıyorum. They are mysterious and exciting. Onlar gizemli ve heyecan verici. Tine de olumlu şeyler yazmış. Jasmine. I love your books. Senin kitaplarını seviyorum. But this book was so ridiculous. Bu kitap çok saçmaydı. The characters were snob people. Karakterler züppe insanlardı. I got bored while I was reading it. Onu okurken ben çok sıkıldım. Jasmine olumsuz şeyler söylemiş. Cevap C.